Efendim adalet sokakta aranmaz diyorlar. Eğer bir ülkede büyük haksızlıklar ve hukuksuzluklar varsa, adaletsizlikler, eşitsizlikler varsa, o ülkenin mahkemeleri bağımsız değil, siyasi otoriteden talep alıyorlarsa, hukukun üstünlüğüne göre, vicdanlarına göre hakimler değil de siyasi otoritenin beklentilerine göre karar veriyorlarsa, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri gasp edilmişse, Türkiye Büyük Millet Meclisi dumura uğratılmışsa, halkın gözü, kulağı ve sesi olan basın susturulmuş veya iktidar tarafından teslim alınmışsa, o zaman adalet arayışımızın tek yeri var, o da sokaktır. Hiç kimse bundan endişe etmesin. Adalet, adalet, adalet. Sonuna kadar hak, hukuk, adalet diyeceğiz. Bize diyorlar ki, adaleti niye sokakta arıyorsunuz? Ama 15 Temmuz darbe girişimini savuşturan parlamentonun onurlu duruşu ve halkın sokağa inmesiyle oldu. 249 şehidimiz var. Darbeyi önlemek için sokak güzel, adaleti getirmek için sokak kötü. Darbeyi de önleyeceğiz, adaleti de getireceğiz. Sokaksa evet, sonuna kadar sokak.